Açılış sahnesinde kendini çeşitli bölmelerden oluşan büyük bir küpün içinde hapsolmuş bulan bir adam yer alıyor. Kaçma arayışında farklı bölmelerden geçmektedir. Bir noktada kendisine yabancı bir sıvı püskürten bir odaya girer. Başlangıçta bunun asit olduğunu düşünerek korkar ama tadına bakınca tatlı olduğunu fark eder. Adam bunun aromalı su olduğunu varsayar ve susuzluğunu gidermek için umutsuzca içer. Ancak dehşete düşer. Sıvı birkaç dakika içinde tüm vücudunu yavaş yavaş eriten ve sonuçta ölümüne neden olan güçlü bir kimyasal baz olduğu ortaya çıkar. Daha sonra küpteki tüm odaların Erik ve Dad adlı iki teknisyenin çalıştığı uzak bir gözlem odasından sürekli gözetim altında olduğu ortaya çıkar. Patronlarının kim olduğundan habersizlerdir. Görevleriyle ilgili olmayan dosyalara erişmeleri kesinlikle yasaktır. Bu kısıtlamaya rağmen Erik, küpteki meydana gelen olayları giderek daha fazla merak etmeye başlar. Dad'a bunlar hakkında bilgi vermeye çalışır. Ancak Dad onu kaba bir şekilde reddeder. Erik ve Dad edindikleri bilgilere dayanarak küpteki herkesin ya ölüme mahkum edildiğini ya da psikolojik deneylere katılmayı isteyerek seçtiklerini bilmektedir. Çalışmaları sırasında iki teknisyen düzenli olarak satranç maçları yapar bir Erik, Dad'ın hamlelerini tahmin ederek olağanüstü zihinsel hesaplama yeteneklerini sergiler. Görevlerinin yanı sıra kendilerine yemek olarak bazı tabletler verilmektedir. Bir gün Erik ve Dad'a önemli bir görev verilir. Cassandra Rhines adlı bir deneyin anılarını kaydetmek ve silmek. Erik, Cassandra ile kızının bir ormanda mutlu bir şekilde gezindiklerine tanık olur. Fakat, sakinleştirici enjekte eden maskeli bir asker tarafından kaçırıldıklarında huzurları aniden bozulur. Cassandra bayılmadan önce askerlerini yüzünü açmayı başarır ve alnındaki belirgin küp dövmesini ortaya çıkarır. Daha sonra bilinci yerine gelir ve kendini küpün sınırları içinde kapana kısılmış bulur. Yardım çağırır ama beklendiği gibi kimse onu duyamaz. Kaderinin kendi ellerinde olduğunu fark eden Cassandra sonunda çevresini keşfetmeye başlar. Bir şekilde bitişikteki odaya ulaşır ancak içeri girer girmez Robert Haskell adında başka bir tutsak onu yere atar. Onun kendilerinden biri olduğunu anlayana kadar onu sıkıca zapt eder. Cassandra odada diğer 3 kişiyle tanışır. Jellico, Mae Hult ve Batok. Haftalardır burada kapana kısılmış gibi görünmektedirler. Şaşırtıcı bir şekilde Robert, Cassandra'yı yakalayan askerlerle aynı küp dövmesini taşımaktadır. Ancak grup üyelerinin hiçbiri geçmiş yaşamlarına dair anılara ya da buraya nasıl düştüklerine dair herhangi bir hatıraya sahip değiller. Ortak bir kaçma arzusuyla motive olarak bir çıkış noktası bulma umuduyla hep birlikte aynı yöne gitmeye karar verirler. Sonuç olarak tutsaklar küpün karmaşık odalarında gezinir, her odayı potansiyel tuzaklara karşı dikkatle test ederler. Batok ilk başta ayakkabısını fırlatıp tehlike işareti bekleme yöntemini kullanır. Yanlış bir şey görmediğinde odanın güvenli olduğunu varsayarak içeri girer. Ne yazık ki varsayım ölümcül olur. Kısa süre sonra yavaş yavaş sıkışarak vücudunu parçalara ayıran bir iplik ağına hapsolur. Bu korkunç olayın ardından kalan kurbanlar birkaç iş yol aramaya devam eder. Biraz tartıştıktan sonra küpün içindeki her kapının İngilizce alfabeler taşıdığını öğrenirler. Cassandra bu alfabelerin aslında küp içindeki her odanın konumu hakkında bilgi veren koordinatları temsil ettiği sonucuna varır. Küpün İngiliz alfabesindeki harf sayısıyla ilişkili olarak toplam 26 odadan oluştuğunu tahmin ederler. Bunun farkına varan grup diğer odaları araştırmaya devam eder ve Z ekseni boyunca uzanan odaların güvenli olduğunu keşfeder. Bu arada kontrol odasında Erik meraklanarak insanların neden küpün içinde hapsedildiğini ortaya çıkarmaya karar verir. Ardından bir teklifte bulunarak küple ilgili bilgi karşılığında Dad'a çeşitli satranç stratejileri öğretmeyi teklif eder. Teklif ilgisini çeken Dad, küpün 3. yardımcı çıkışı ile ilgili ayrıntıları paylaşır ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçınır. Bir sonraki sahnede Erik, Cassandra'nın olay formunun kayıp olduğunu fark edince merakı daha da artar. Yaptıkları şeyin yasa dışı olduğunu söyleyerek hemen Dad'ı bilgilendirir. Fakat Dad bir kez daha onu reddeder. Daha sonra Cassandra'nın bir gazetedeki fotoğrafı dikkatlerini çeker. Onun bir politikacı olduğu ortaya çıkar. Bu inşaat, Erik'in küpün sadece suçları değil, masum bireyleri de rızaları olmadan hedef aldığını fark etmesine yol açar. Kısa bir süre sonra Erik ile Dad üstlerinden bir telefon alırlar. Çıkış prosedürü gerçekleştirmeleri için direktif verirler. Prosedürün eski meslektaşlarının da içeride ortaya çıkar. Owen şu anda küpün içinde bir test deneyi olarak hizmet vermektedir. Dad bu amaçta bir kamera ve evet hayır düğmesiyle donatılmış bir makine hazırlar. Owen küpün çıkışlarından birine yaklaşırken kalın zincirlerle tuzağa düşürülür. Bu kritik anda Dad, Owen adını ve Tanrı'ya olan inancını sorgulayan birkaç soru yöneltir. Dad'ın sesini duymasına rağmen Owen onu tanıyamaz. Bu da hafızasının silindiğini gösterir. İlk soruya doğru cevap vererek Dad'ın evet düğmesine basmasını sağlar. Video durduğu için sizden basit bir ricada bulunacağım. Kanalın istatistikleri videolarımızı izleyenlerin %90'ının kanala abone olmadığını söylüyor. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Lütfen abone olun, kanalı açın, tüm yenilikleri almak için zil özelliğini etkinleştirin ve daha fazlasını yayınlamaya devam etmek için videoyu beğenerek destekleyin. Fakat ikinci soruyla karşılaştığında Owen tanrılara olan inancını reddederek hayır düğmesine basmasına neden olur. Bunu yapar yapmaz bir yangın onu sarar ve anında ölür. Tüm bunlara tanık olan Erik, her an kendilerinin de benzer bir kaderle karşılaşabileceklerini fark ederek paniklemeye başlar.
Küpün varlığının insanlık dışı olduğu ve insanların iradeleri dışında zorla içeriye yerleştirildiği gibi rahatsız edici bir sonuca ulaşır. Birkaç saat sonra Erik o kadar paranoyaklaşır ki küpün içine bizzat girmeye karar verir. Artık kalan kurbanları yaklaşan sonlarından kurtarmak istemektedir. Bunun için kendisini küpün içine kadar indiren yasak asansöre biner. Daha sonra Erik yer hakkındaki kapsamlı bilgisini kullanarak bir harita çizer. Cassandra ile grubun geri kalanına katılma görevine başlamadan önce haritayı iyice ezberler. Bu sırada Jax adında bir amir iş arkadaşlarıyla birlikte kontrol odasına gelir. Erik'in küpe girdiğinin farkındadırlar. Bu yüzden nerede olduğunu takip etmek için kontrol makinelerini kullanırlar. Tüm bunların ortasında Jax, Dada Cassandra ile grubun geri kalanı üzerinde standart bir dizi iğne testi başlatmasını emreder. Küpün içinde başka bir yerde Jericho bir odayı araştırmak için inisiyatif alır. Bunu yapmak istemez ama başka seçeneği de yoktur. Ne yazık ki bu kararın kötü bir karar olduğu ortaya çıkar. İçeri girer girmez arkasındaki kapı aniden kapanır. Cassandra aceleyle kapıyı açar ancak şok olur. Jericho çoktan ortadan kaybolmuştur. Bu tedirgin edici olay küpün içindeki odaların sürekli hareket halinde olduğunu ortaya koyar. Bu arada Jericho odasını araştırırken Dadon'u bulur. Ayaklarına yatıştırıcı iğne yaparak bilincini kaybetmesini sağlar. Birkaç saat aradıktan sonra Cassandra ile grubu nihayet Jellico'yu hareketsiz yatarken bulur. Mayhew dikkatlice ona yaklaşır ve onu ters çevirir. Ancak vücudunun bir tür enfeksiyonlarla etkilendiğini keşfeder. Tam o sırada Jellico uyanır ve Mayhew'u tutarak yardım ister. Fakat Mayhew savunma amaçlı bir hareketle onu iter. Kazara başını duvara çarpmasına neden olur. Bu onun ölümüyle sonuçlanır ancak Mayhew kısa süre sonra kız ona tutunurken ellerinin çizildiğini fark eder. Ne yazık ki tepki veremeden enfeksiyon onun vücuduna da yayılmaya başlar. Oluşturduğu potansiyel tehlikenin farkına varan Robert, Mayhew'u geride bırakmalarını önerir. Adamın sadece onları yavaşlatacağını ya da daha da kötüsü onlara da bulaştıracağını iddia eder. Ancak tüm bunlara rağmen Cassandra zavallı adamı terk edemeyeceklerini ileri sürer. Mayhew da yalvarmaya başlayınca Robert kabul eder. Fakat grup girmeden önce sonraki tüm odaları incelemesi şartıyla. Başka çaresi kalmayan Mayhew gönülsüzce kabul eder ve grup yolculuğuna devam eder. Bir sonraki sahnede Mayhew altlarında bulunan bir odayı kontrol etmeye devam eder ancak Robert aniden onu aşağı doğru iter. Odanın inanılmaz derecede yüksek frekanslı bir ses yayan tuzaklı bir oda olduğu ortaya çıkar. Bu ne yazık ki Mayhew'u saniyeler içinde öldürür. Beklendiği gibi Cassandra hayal kırıklığını ifade ederek Robert ile hareketli bir tartışmaya girer. Ona sadece kendini düşünen bir hain olduğunu söyler. Tam işler şiddete dönüşmek üzereyken Erik odaya girer. Robert'ın yaptığının doğru olduğunu çünkü virüsün son derece bulaşıcı olduğunu iddia eder. Erik daha sonra kendisini bir çalışan olarak tanıtır ve küpler hakkında gizli bilgileri inşa etmeye başlar. Odanın sakinlerinin hiçbir şey hatırlamamalarına rağmen bu deneyimi için gönüllü olduklarını açıklar. Ancak Robert öfkeyle hiçbir rıza formu imzalamadığını ve hiçbir suç işlemediğini iddia eder. Kaçırılmadan önce çalışkan bir teslimatçı olduğunu söyler. Fakat gerçekte Robert geçmiş yaşamına dair hiçbir şey hatırlamamaktadır. Bu arada Cassandra kızını sorar ve Robert'ın yaptığı bazı çizimleri paylaşmasını ister. Kızı anılarında gördüğünü iddia eder. Buralan Cassandra kontrolünü kaybederek ona saldırır. Ancak Robert onu durdurur ve adama ihtiyaçları olduğunu hatırlatır. Erik de koordinatları analiz edebileceği ve onları 3. yardımcı çıkışa yönlendirebileceği için yardım etmek üzere burada olduğunu söyler. Öte yandan Jax'ın ortakları Erik'in yerini tespit ederek bilgileri monitörlerinde görüntüler. Bunun üzerine Jax onlara odanın tüm koordinatlarını silmelerini ve içeridekileri tuzaklarla çevrelemelerini emreder. Onları başarılı bir şekilde bir odaya hapsettikten sonra Jax, potansiyel olarak onları öldürmek için duvarların elektriklenmesini etkinleştirir. Fakat ani bir elektrik kesintisi küple olan bağlantılarını bozar. Dad'ın ani bir fikir değişikliği yaptığı ve operasyonu sabote eden kişinin ne olduğu ortaya çıkar. Bu eylem odadaki tüm tuzakları devre dışı bırakarak bir sıfırlama modu başlatır. Sterilizasyon prosedürü başlayıp içerideki her şeyi buharlaştırmadan önce mahkumlara kaçmaları için 10 dakikalık bir süre tanınır. Erik, Dad'ın onlara yardım ettiğini hemen fark eder, bu yüzden saatine 10 dakikalık bir geri sayım sayacı kurar ve grubu çıkışa yönlendirir. Kontrol odasında Jax sonunda Dad'ın ihanetini öğrenir. Ceza olarak onu öldürür. Bundan sonra Robert'ın beynine yerleştirilmiş bir çipe erişerek vücudu üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Jax daha sonra programlamayı manipüle eder. Robert'a küpten başarıyla çıkmadan önce diğerlerini ortadan kaldırmasını emreder. Emrin ardından Robert eski arkadaşlarına düşmanca davranır. Onlara acımasız bir saldırı başlatır. Fakat Erik ile Cassandra bir araya gelir ve bir şekilde onu etkisiz hale getirmeyi başarır. İkili daha sonra ilerler ve sonunda bir çıkış noktasına varırlar. Ancak Robert'ın onları beklediğini görürler. Robert bir kez daha ikiliye saldırır ve neredeyse Erik'i boğarak öldürmeyi başarır. Ama neyse ki Cassandra imdada yetişir. Onu keskin bir metal nesneye saplayarak öldürür. İkili daha sonra sterilizasyon prosedürü başlamadan hemen önce aceleyle yardımcı çıkışa girer. Bunu takiben Erik ile Cassandra suyun içinden yüzerek bir gölde ortaya çıkarlar.
Cassandra'nın hafızasında daha önce tasvir edilene ürkütücü bir şekilde benzeyen bir ormandan kaçarlar. Ne yazık ki Jax'ın askerleri de ormana varır ve onları kovalamaya başlar. Takip sırasında Eric ne yazık ki sakinleştirilir ve yakalanır. Fakat bilincini kaybetmeden hemen önce askerleri bir süreliğinde geride tutmayı başarır ve Cassandra'nın kaçmasına izin verir. Daha sonra bilinci yerine gelen Eric kendini bir ameliyat odasında bulur. Jax burada Eric'in vatana ihanetten hüküm giydiğini ve bir denek olarak katılmayı kabul ettiğini açıklar. Jax ayrıca Eric'in imzasını taşıyan bir onay formu da sunar. Ancak Eric bunu hatırlamamaktadır. Bu açıklamanın ardından bir cerrah Eric'in beynini değiştirmeye başlar. Bu sırada Cassandra'nın kızıyla yeniden bir araya geldiğini ve onu bir süper kahraman olarak övdüğünü hayal eder. Son sahnede artık zihinsel engelli olan Eric yeni tutsaklar tarafından bulunduğu küpün içinde geri tutulur. Defalarca odanın renginden bahsederek farklı renkte bir odaya dönme arzusunu dile getirir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.